Arka Bahçe'ye hoş geldiniz efendim. Evet, bu hafta programımızı Onur Yıldız'ın türküsüyle açacağız. Ondan sonra tiyatro festivaline biraz devam edeceğiz aslına bakarsanız. Bu hafta Hümay Güldağ, Yeşim Özsoy ve Emre Yetim'le yaşlı çocuk oyunlarını konuşacağız. Festivalde premierini yapıyor. Bir diğer konuğumuz sevgili Caner Dindoruk. Zeki Demirkubuz'un son filmi, çok konuşulan, gene aslında çok konuşulan filmi. Korda oynadı. Filmle beraber en çok konuşulan performanslardan bir tanesiydi onunkisi de. Hem filmi hem Caner Dindoruk'un sinemada ve sanatta yolculuğunu konuşacağız bu akşam. Evet, o zaman Onur Yıldız sahnesiyle açalım programı, sonra devam edelim. Ben bu bayar yar çok emek verdim, güllerim elimde yar yar kurudu kaldı. Sevgi deryasında suları verdim, güllerim elimde yar yar kurudu kaldı. Yalan dünya, yalan dünya, yalana yar olan dünya. Yalan dünya, yanlış dünya, yanlışa yar olan dünya. Emeklerim atam suya, yüreğimi yaran dünya. Emeklerim atam suya, yüreğimi yaran dünya. Yürekler topraktır, ekin diyorum. Sevgi tohumları yar yar atın diyorum. Kalpleri çöl olmaktan kurtarın diyorum. Umudum çöllerde yar yar kum oldu kaldı. Yalan dünya, yalan dünya, yalana yar olan dünya. Yalan dünya, yanlış dünya, yanlışa yar olan dünya. Emeklerim atam suya, yüreğimi yaran dünya. Emeklerim atam suya, yüreğimi yaran dünya. Eleştirisinin onun da neden olmadığını konuşuyor ki sonsuza kadar açık verecek bir kurum. Böyle çok umutsuz bir konuşma geçti. Yani her zaman masrafları artacak. Her zaman belli bir kesime hitap eden bir sanat dalı olacak. İster yani dili nasıl olursa olsun, ister böyle çok elit bir estetik kurgulasın, ister çok işte tabandan, sokaktan, halktan bir şey yapsın, hiç fark etmez. Tiyatroya giden insan her zaman sınırlıdır. Yani Türkiye'de çok düşük oranlar ama hani o Fransa için de aynı şeyleri söyledi. Ve de her zaman açık verecektir bütçesi. Hiçbir şekilde bunu kültür ekonomistleriyle konuşmuş. Bunun bir analiz olarak söyledi. Son 60 yıldır inceleniyor. Çünkü bir sektörü yok. Satılabilecek bir ürün. Evet, Arka Bahçe'yi Onur Yıldız'la açtık efendim. Ve konuklarımız Galata Perform ekibiyle beraberiz. Festivale Yaş Çocuk diye bir oyun hazırlıyorlar. Biraz onu konuşacağız. Yeşim Özsoy, Hümay Güldağ ve Emre Yetim'le beraberiz. Diğer konuğumuz Caner Dindoruk. Kor filmini konuşacağız Zeki Demirkubuz'un. Yolda gelmek üzere karşı trafiği. Sanırım havalar ısındığı için yola daha çok çıkıyorsunuz. İki haftadır bu başımıza geliyor da karşıdan gelen konuğumuz gecikiyor falan. O da herhalde birazdan buralarda olur. Hemen Onur Yıldız'da yani şarkıyla başladık. Ona bir devam edelim. Kasım albümü 2016'da çıktı Kasım'da. Evet. Diyorsun ki babalar ve oğullar buluşuyor
bu albümde. Evet. Nedir bundan kastın? Bu albümün olayı biraz şöyle. Benim tüm ailem, yani baba tarafımın tüm erkekleri müziğin bir ucundan tutmuş durumda. Büyük babamdan geliyor bize. Kendisi 85 yaşında ama hala bağlama yapıyor, çalıyor. Biz de ondan Allah Allah buraya kadar getirdik. Ama büyük babamın şöyle bir hayali var. Zamanında İstanbul veya Ankara'ya gelip onun zamanındaki söylemle yayın evine gidip bir kayıt yapmak, bu fırsatı yakalayamıyor. Ama kendi yazdığı, söylediği şeyler bugüne kadar geliyor. Ben de bu işi, hani bir onun da hayalleri gerçek olsun, benim de aynı şekilde bir CD içerisinde toplamak istedim. Onun kayıtlarının olmaması çok üzücüymüş ya. Belki şimdi... Ya o çok hevesli ki ben bu işi yaparken Ankara'ya getirdim onu. Stüdyo kayıtlarını aldık. Bir albümde bir eserde önce o başlıyor, sonra ben devam ediyorum. Ve o çok mutlu böylece etti onu. Böylece kaydı da olmuş oldu. Tabii yani nasıl ki yani ben de çok heyecanlanıyorum çoğu ortamda. Büyük babam da ilk stüdyoya girdiğinde öksürürsem ne yapmalıyım? İşte baştan başlayıp o tarz şeyler yaşadık. Onu öyle görmek beni çok mutlu etti aslında. O heyecanı görmek o yaşta çok, çok mutlu etti. Ya. Kasım olayı, yani babadan oğula geçiş olayı da şu. Ben babamı 99'da kaybettim. Onun ismi Kasım. O da bağlama çalardı zamanında. TRT'de falan da görev yaptı. Büyük babadan ona, ondan bana hepsinin bir arada buluşabileceği albümün adı babamın ismi olsun. İçinde büyük babamın sesi olsun. Sonrasında ben de onlardan aldığım eserleri seslendireyim ve hepsi bir arada olsun diye o şekilde bir çalışma yaptık. Sen her şeyi halka halka oturtmuşsun. Devam edeceğiz albümle ilgili detayları konuşmaya. Caner de geldi. O zaman o da masaya buyursun. Hoş geldin. Biraz zengin gelişi oldu. Evet, şöyle böyle bir geçiyorum. Merhaba herkese. Merhaba. Artık arada merhabalar. Ayrıca selamlaşırız. Evet, böyle aynen. O zaman sen bir nefes al, korun fragmanını izleyelim. O arada da onun akabinde sohbetimize devam edelim efendim. Böyle mi bıraksak? Nasıl? Hiç üstüne gitmesek mi? Ha, gitmesek ne olacak? Belki kendiliğinden hallolur. Sen Cemal'i tanıyamamışsın hala. Ne olduğunu anlamadan asla peşini bırakmaz. O zaman niye bu kadar ilgisiz davranıyor? Gururundan. Ne yapacağız peki? En iyisi karşıma alıp açık açık konuşmak galiba. Yapabilecek misin? Başka çare var mı? Son zamanlarda ne kadar güzelleşti. Ne gibi? Güzelsin işte. Bunların tek tek hesabını soracağım senden. Sen Dugay'ı ne biçim konuşuyorsun sen ya? Bir anlatma da lan karılar lan. Öncülerim egoist. Ben ne yaptım sana? Sen ne yapacaksın ki bana? Niye öyle davranıyorsun o zaman? Nasıl davranıyorsun? Sana iltifat ediyorum, güzelleştin diyorum. Karşında bok varmış gibi bakıyorsun. Ben sana canını sıkan ne varsa hepsini temizleyeceğiz diyorum. Sen bana hala borçtan bahsediyorsun ya. Emine parayı nereden buldun? Abi sen benimle ne konuşacaksın? Onu bu durumdayken terk etmem. Dünyada yapmam bunu. O yaptı ama. Sizi bu halde bırakıp gitti. İsteyerek gitmedi. Bize bakabilmek için gitti. Ama Allah başka yüzünü gösterdi ona. Bana bakar mısın? Emine bana bakar mısın? Evet, Zeki Demirkubuz'un aslına bakarsak her filmi gibi çok konuşulan, çok merak edilen, merakla beklenen filmi. Caner ama sen bir nefes al, daha yeni yoldan geldin. Biz Galata Perform'la bir girizgah yapalım. Yaşlı Çocuğa festival oyunu. Premierini festivalde yapacak. Çocuklar nasıl yaşlı oluyor? Neden yaşlı? Çok yani zaten isminde ironi çok güçlü. Evet. Yani oyun daha çok Orta Doğu ekseninde yaşadıklarından dolayı erken yaşlanan, ölümle karşılaşan, savaşla, şiddetle karşılaşan çocuklara ithaf edilmiş bir oyun.
Bu bağlamda 4 tane çocuk üzerine odaklanan bir oyun. Bir tanesi işte hepinizin bildiği Ege sahillerinde sahile küçük bedeni sahile vuran Alyan. Diğeri yine Ankara bombalamasında barış mitinginde vefat eden Deniz Veysel Atılgan. Ve yine Cizre'de vefat eden ve derin dondurucuda bedeni saklanmak durumunda kalan Cemile Çağırga. Ve bir de Gazze'de Ayşanti kampının yakınındaki bir bombalama sırasında bayramda bir çocuk parkında ölen 8 çocuktan biri olan Cemal Ali Elian. O biraz daha herhalde çok yakın olmadığınız, belki insanların hatırlamadığı ya da daha farklı belki hatırladığı bir şey. Belki ülkemizde bu kadar sıcak olmazken Irak, Filistin ahvah yapmak herkese daha bir şeydi de. Evet. Yani bütün bu çocuklar aslında son bu dönem, yani 2015 civarında vefat eden çocuklar. Biz bu oyunda bu çocukların yaşadıklarını hayal ediyoruz ve yaşasalardı nasıl aşklar yaşarlardı, nasıl bir hayatları olurdu gibi bir ütopya ile başlıyor oyun. Bayağı zor bir şey ama bu. Yani bu bunun üzerine bir oyun yapmak istedim açıkçası, şahsen ben kendim yazmak istedim ve bunu yaparken de hani hepimiz zaten üzülüyoruz, hepimiz bir trajedi yaşıyoruz sürekli artık karşı karşıya. Yani bu mesela Ege sahillerinde sahile vuran bir tane çocuk yok aslında, çok fazla var bu göç sebebiyle, işte Suriye'den batıya olan göç sebebiyle. Ama bunu yaparken farklı bir şey, yani farklı bir açıdan bakabilmek istedim açıkçası. Yani hani onların hayat hikayelerinin ortaya çıkmasını ama aynı zamanda da aslında neyi kaybettiğimizin altını çizmek istedim. Bir de tabii hatırlamakla ilgili bir oyun. Çünkü hepimiz bir süre sonra unutuyoruz. İşte şey diyoruz, işte ne bileyim sahile vuran o çocuk diyoruz. Adını bile hatırlayamayabiliyoruz. Ya da işte derin buzdolabındaki o beden diyoruz. Öyle bir şey oluyor artık. Öyle oluyor. Onun biraz altını çizmek, tekrar tekrar sahnede en azından isimlerini anmak ya da işte hayatları olsaydı böyle olurdu gibi bir noktadan. Çok tabii ki hüzünlü bir konu ama biz bu yani farklı bir noktadan almaya çalışıyoruz. Bir ütopya ile başlıyor oyun yani. Hatırlamak deyince Yeşim aklıma şöyle bir şey geldi. Peki zamanlı mı yani mesela bu hikaye başka bir yere, başka bir vakte, başka bir zamana, tarihe konabilir mi? Yani hikayenin kendi içinde... Hikayeler, evet, pardon. 4 hikaye. 4 tane farklı hikaye var. Bunların hepsini aynı sahnede, aslında aynı anda izliyor, biliyoruz. Ama bizim anladığımız zamandan farklı bir zamanlaması var. Aslında izlediğimiz şey olmayan bir şey. Yani bu çocuklar hayatta değiller ve biz onların hayatta olmayan yaşamlarını, yaşamadıkları yaşamlarını izliyoruz. Dolayısıyla tabii ki bizim zamanımıza yakın değiller ve sonuçta onların yaşamadıklarını da anlıyoruz bir şekilde. O yüzden zamansız olabilir mi dedim aslında. Zamanın hem içinde hem dışında, hem şöyle, ötesinde hem aslında birisinde. Aslında bununla ilgili bir sorusu geldi mesela bana, bu o zaman gelecekte mi geçiyor bu oyun falan gibi. Çünkü bir soru geldi. Çünkü şundan soruyorum, hani mültecilik bugün çok sıcak duruyor ama aslına bakarsak hani bizde, bize bu kadar yansımamış olsa da yani işte Irak Savaşı'nın zamanında da vardı. İşte Afganistan vaktinde de, Filistin vaktinde de vardı. Evet. Yani dünya tarihi için yeni bir şey değil. Değil ve bir sürede biz böyle devam edecek anladığım kadarıyla. Bu kadar kitlesel bir şekilde. Bir de biz daha burun buğundayız. Tabii bugün. Biz bir galiba geçiş yoluyuz bu insanlar için. Kitlesel bir şekilde sürekli hep beraber hareket eden, böyle milyonların kendi vatanlarından çıktığı, sadece Suriye değil, aynı zamanda Afganistan, Pakistan, yani tüm Orta Doğu coğrafyasından Avrupa'ya, Afrika'dan da keza İtalya'ya, böyle bir akın belki de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük kitlesel göç diyebiliriz. En azından şu yakın tarihte yaşadıklarımıza. Bir de tabii Avrupa'nın aldığı konum falan da var işin içinde. Biraz böyle Kore'de girizgah yapalım. Sonra yavaş yavaş kesiştiririz bence bu muhabbetleri.
Ya filmle ilgili tabii dediğim gibi başta da yani Zeki Demirkubuz yapınca tabii her halükarda olay o. Tabii, ama filmle beraber senin yani sinema açısından çokça konuşuldu. Oyunculuğun ve performansın da o bakımdan çok fazla beğenildi, övgü aldı. Sen bu ivme senin için ne ifade ediyor? Sinemada olması bir de tabii. Yani çünkü sinemaya özel bir tutkun olduğunu biliyoruz aslında. Tabii daha aslında önce benim İstanbul'a böyle gelme nedenim tiyatro yapmaya devam etme ve sinema yapabilme nedeni. Tabii televizyon sektörü bunları yapmamda çok daha kolaycı bir yol açmıştır benim için ama hani ödün vermeden yapabilmeye kariyerimde çok dikkat ediyorum. Çünkü orada biriken şeyler benim aslında hani 70 yaşıma, 80 yaşıma geldiğimde geriye dönüp baktığımda hala cebimde taşıdığım şeyler olacak. Kalacak ve işte. O yüzden benim için çok kıymetli ve çok titizleniyorum. Bir film seçerken ya da kendime ait sinemanın, senaryonun diline, metnine imza atabileceğim, fikrine imza atabileceğim çok az şeyle karşılaşıyoruz. Özellikle günümüzde maalesef sinema, televizyonun sinemaya taşınması gibi bir durum artmaya başladı ve vizyon evet. filmleri ve sanatsal festival filmleri diye ayrım daha da belirginleşti. Bu üzücü olabilir kimileri için ama benim için çok önem arz etmiyor. Çünkü bunlar çok uzun vadede kendini belirleyen. Galiba sinema yapmak bugün öyle bir şey yani. Yaparım, koyarım sandığıma. Ya mesela Bahman Gobedi ile işte 6 yıl önce Gergedan mevsimi yaptığımızda film burada 15 bin, 20 bin izlenmişti. Yani işte bir film 1 milyon izleniyor ama o çabuk tüketiliyor. Çünkü günümüz tüketim toplumu ve tüketimin hızının gittikçe arttığı bir devirde yaşıyoruz. Tabii ki 1000 tane veriliyor çünkü karşılığı var. Karşı tarafa çok net ulaşıyor o tarz filmler. Ama ben daha uzun vadede anlaşılabilecek. Yani o zaman da mesela çok köşe yazarları çok eleştirmişti filmi, çok üstüne gelmişlerdi. Ama benim içim çok rahattı çünkü benim içime sinmişti ve o filmin 8 yıl sonra, 10 yıl sonra anlaşılacağını ya da anlamını, karşılığını o zaman bulacağını düşünüyordum. Pek de haksız sayılmam diye düşünüyorum. Çünkü içim hala çok rahat. Peki mesela bütününde atıyorum, dizi için belki daha kolay bunu konuşmak. Hepiniz belki dahil olabilirsiniz bu kısma, sizler de sonuçta oynadınız. Yani hikayenin tamamı ya da işin bütünü tas tamam böyle içine sinmese bile karakterini bazen çok sevdiğin olmaz mı? O sana yazılmış olan karakteri. Öyle bir şey olabilir mı? Tabii ki olabilir. Yani onu yok saymak anlamında bir söylem değil aslında ama hani televizyona yaptığınız iş sabun köpüğü kadar. Yani bir sonraki işte bir önceki işiniz unutuluyor ya da kaldırılıp bir kenara bırakılıyor. Yani o birazcık izleyici için birebir tasarlanmış bir şey. Ama sinema sadece onları baz alacak bir şey değil. Yoksa Zeki Demirkubuz 20 bin ya da 10 bin kişiyi izlemeye göze almaz. Yani 500 bini izlemeye hedefler. Ama işte hedefler. döndür mesela yani işte hala Masumiyet her bir filmi kaç ama, kez izlenmiştir yani. Mesela hani onun bir çetelesini tutma imkanı olsa muhtemelen. Ya evet hani, hani bu inanılmaz bir rakam çıkıyor. Diğer yönetmenler için de geçerli. Nuri Bilge Ceylan ilk defa Türkiye'de bu kadar fazla izlendi son filminden sonra. İşte 500 bin falan izlendi evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. Baktığın zaman hani o da dünyanın en prestijli ödülünü almış bir Türk yönetmenin aslında Türkiye gibi bir yerde o kadar az izlenmesi. Ama mesela onunla ilgili hep şey konuşuldu ya o dönemde işte bir zamanlar Anadolu'da daha iyi bir filmdi. Kış Uykusu daha çok izlendi ama neden bence falan. Bence ikisi de iyi filmdi. Yani işte. Ama işte yani karşılığını bulması o bizde birazcık sinemanın seyirciye ulaşmasıyla da ilintili. Yani tabii. Seyirci dağıtım hikayesi çok belirleyici. Ne dersek evet. diyelim yani. Tiyatro içinde onun başka bir versiyonu söz konusu. Ya belki aslında. Çok dağıtılsa da
Tamam biz bazen sinema salonlarını eleştiriyoruz, şey yapıyoruz ama ya bütün salonlarda da girse 50 bini geçmeyebilir yani. Bu birazcık arz talep mevzuyla ilgili. Toplumsal. Biz çok alışmışız şeye. Hani seyirci ya da sosyal medya ya da kamuoyu, onların görüşleri, onların fikirleri, onların bakış açıları, onlara o kadar kaptırmışız ki kendimizi. Artık hep onlar için bir şey yapıyor hale gelmişiz. Bu aslında uzun vadede bir toplumu çok geriye götürecek bir... Aslında çok doğru söylüyorsun. Yani tabii sinema 2014 özellikle böyle sinemada, Türkiye sinemasında bir patlama yaşanan, böyle evet, çok fazla ürün verilen yıl ama 2015 devamında 2016'da baktığımızda ortaya bir tehlike çıkıyor tabii ki. Yani bu üretimin kalitesi ve kalitenin sürekliliği tehlikesi. Onu sağlamak için... Ve seyircinin bunu talep etmesini sağlamak için mesela. Ama tabii bu biraz mesela şey meselesi de, yani televizyon da seyirciyi birazcık oraya doğru hazırlıyor, ben öyle düşünüyorum. Televizyonda kaliteli işler gördükçe, televizyon filmlerini izledikçe insanlar dramatik yapıyı, işte dramatik anlatıyı, sadece komedi olmayan filmleri de izler hale geliyorlar, talep eder hale geliyorlar. O yüzden ben televizyon filmlerini önemsiyorum Türkiye'de. Gelecek televizyon anlamında. Evet. Dizileri. Diziler yani dizi mi? Televizyon filmi. Evet, televizyon filmi anlamında. Çünkü kitlelere çok daha çabuk ulaşabilen ve film olan, anlatım dili olan, senaryosu özel olan işler, bence keşke daha çok televizyon filmi yapabilsek ve oradan yola çıkarak sinema filmi. Önceden yaygındı mesela, ben Cemal Şan'ın atıyorum Figüran diye bir televizyon filmini izlemiştim. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Selçuk Yöntem oynuyordu. Çok etkilenmiştim. Yani evet, aslında çok iyi. Bunun gibi 3-5 tane daha yer etmiştir. Bir ara gerçekten çok yapılmıştı ya. Şimdi böyle sen hatırlattın ya. Ben şimdi yani devlet kanalı TRT bir çalışma yapıyor, böyle bir televizyon 40, filmleri tane, evet, çalışması. Onun hani değerli olabilir. Belki diğer kanallar için böyle bir arz talep ilişkisi doğarsa böyle ön açıcı olabilir diye düşünüyorum. Ama yani dizi dediğin gibi tüketilen bir şey, tüketilip unutulan bir şey. Ama sinema hem belleğimizde kalıyor hem de etkisi çok daha fazla oluyor. Yani seyirciyi hazırlama meselesi önemli tabii. O doğru yani. Hani dizi için bile öyle. Geçen gün Ahmet Mümtaz Taylan'la bir röportaj yaptık. Daha yayınlanacağı için çok anlatamam ama. yani orada da biraz bu sinemayla ilgili konuştuğumuzda o da hani şöyle bir şey dedi. Dizilerin de hani görsel gücü zayıfladı ve o aslında seyircinin de sinemada beklentisinde, televizyonda beklentisinde, tabii, sahnede beklentisinde aşağıya çeken bir şeye dönüşüyor ister istemez. Çok enteresan. Yani bir dizi yapılıyor. Ne bileyim, benim sevdiğim bir iş mesela 5. bölümde kalkıyor. Yani artık evet, nitelik o kadar başka yerlere çekilmeye başlandı ki burada da bence sektörün her biriminde hani büyük payı var herkesin diye düşünüyorum yani. Ama bu mesela seninle kapıda konuştuğumda halk bunu mu istiyor yani? Mesela onu bence hep beraber üzerine konuş. Halk gerçekten bunu mu istiyor? Mesela halk öyle bir dizi, öyle bir televizyon, öyle bir seyir hali. Yani şimdi herkes derin bir nefes aldı. Değerlendirme. Halkımız ne istiyor? Bu büyük bir muamma tabii. Yani halk denilen şey de nedir yani? Şimdi anladığım kadarıyla dizilerin ölçüm kriterleri de değişebiliyor yani. Hani nereyi ölçüyorsunuz, nereyi ölçmüyor? Yani hani tabii nereden ölçüyorsunuz yani? Hani de istemiyor ya da istiyor diye karar veriyorsunuz. Sanki yani sanal bir algı yaratıldı. İşte evet, halkımız evet, böyle yani istiyor yüzden, lafı bana hep evet, yani çok şey, ayakları basmıyor. Yaban geliyor açıkçası yani. Hani evet, hangi halktan bahsediyorsun? Yani halkımız zaten şu anda yaşadığımız şey de biraz öyle. Çeşit çeşit halk var. %50 var. Diğer %50 de var vesaire gibi. Gidiyor yani hani o da halk, o da halk yani, sonuç itibariyle. Şöyle de bir boyutu var. Şimdi mesela Türkiye'de yapılan dizilerin birçoğunda, hepsini söyleyemeyiz ama birçoğunda hikayeler çok benzer. O ona aşık oluyor, öbürü ona aşık oluyor, ortada bir o değişiyor işte falan halk bir. Bunu izliyor. İşte, halkımız istiyor.
O algıda bakıyorsunuz. Diyorsun ki hani bu demek ki bu böyle ya, isteniyor. Ne istiyoruz? Gerçekten böyle anket çalışması yapalım. Twitter yok mu oradan sonra? Sen şimdi bir şey ama biz bunu detaylı düşünelim yani. Bunu böyle diyorsun ki demek ki dediğiniz gibi bu böyle isteniyor. Ama bir yerden de şöyle bir olay oluyor. Mesela Serkan Keskin bir televizyon programında dedi ki biz işte TRT'de Leyla ile Mecnun'u çekerken abi 4 bölüm çektik bunu kim izleyecek dedik diyor yani. Tabii tabii. Ama dizi aldı gitti düşünüyor. Yani hani kimin ne izleyeceğini de bir yerde bilmiyorum. Yaptılar. Benim izlediğim tek diziydi. Maalesef. Gitmedi. O dönem. Evet çok enteresan. Kaldırdılar yani çünkü sınırlarınızı o kadar darlaştırıyorlar ve o kadar alanınız darlaşıyor ki. Giderek aslında. Ve hız seyirciye çok alıştırılıyor. O hız hızın içinde de onu kaçıranlar için tekrarlara başvuruyorlar. İşte aynı bölüm bir olayı 5 defa anlattırıyoruz ki işte çay demlediğinde içeri tekrar döndüğünde mevzuya yeniden başlayabilsin diye. Evet, ya yani bu birazcık... Bir şey yani. Evet yani... Bence birazcık hani bizim sektörün ne verdiğiyle de ilgili. Yani hep bence işin çok basit bir tarafı. Böyle istiyorlar. Yani ben buna her zaman karşı durmuşumdur. Çünkü bir şeyi herkes beğeniyorsa bence problem vardır. Tabii mutlaka. Yani bir de o olabilitesi var olan bir şey mi? Yani pazara giden halkımıza bakalım aynı halk. Yani... Domatesi bile 100 tane tezgahtan 100 farklı insan alıyor yani. Aynı domates demiyor yani. Hani ya da hepsi aynı tezgahtan almıyor. Demek ki hani öyle o kadar yekpare olmak güç yani. Yani tabii burada değerlendirme kriteri işte reyting evet. ölçme sistemi çok sınırlı bir veri evet. veriyor bize. Aslına bakılırsa tam anlamıyla bizim isteklerimizi orada karşılık bulan bir ölçme kriteri yok. Ben mesela bir ara drama yapımlarında, televizyonda böyle büyük bütçeli işleri gördükçe umutlanmıştım açıkçası. Ama o işlerin reyting kaygısı çekip yayından kaldırıldığını görünce de üzülmüştüm. Yani keşke onlar devam edebilseydi. Keşke o şekilde büyük bütçeli ya da bir takım böyle sinematografik kaygıları olan işleri de biz izleyebilseydik. Onlar da olsaydı, diğer işler de olsaydı ve... Kendi suyunu, işte, kendi yatağını yaratabilseydi. Yani o zaman aslında öyle zamanlar oldu bu memlekette. Aslında biraz yani o yüzden de söylüyorum. Ne bileyim mesela 7 numara dizisi varken de evet, hani daha çıtası aşağıda işler vardı. Ve hani o zaman hani halk ne istiyordu? Yani deli gibi izleniyordu o dizi yani. Ama reyting almıyorsa ya bitiyor ticari, dizi yani. Tamamen ticari kaygı. Yani televizyonla yapılan iş yani her şey bence... Ticari kaygıyla yapılan işler biraz esnetildiğinde ve birazcık bazı şeyler birinci plandan geri plana itildiğinde çok daha nitelikli işler de yaparken biz zevk alacağız. Seyirci de bence bunları izlerken daha fazla zevk alacak diye düşünüyorum. Galiba televizyonculuğun yani işte oradaki televizyonculuğun şöyle bir şeyi de var. Son zamanlarda yapılan birkaç araştırmada şöyle veriler var. Mesela televizyon izleyicisi çok düşmüş totalde. Yani televizyon izleme oranı acayip düşmüş. Mesela o ilginç bir veri. Oradan da mesela başka bir gene istatistik çalışması var. Televizyon izleyicisinin en büyük payı %70 ya da %80 mesela uydu izleyicisi. Televizyon izleyicisinin de %70-%80 uydu izleyicisi. Çok enteresan. Biz mesela şok olduk. Biz hani böyle Digitürk falan... Ay çok özür dilerim. Neyse biz başka mecralar bekliyorduk. Böyle hani çok acayip aslında bir yere gidiyor burası galiba. Ama sadece televizyon değil bence sinemada ve tiyatroda da aynı sorunsal bence var yani. O yani orada birebir bu sorun yaşanırken bence sinemada ve işte vizyon konuştuk. Kim tabii. ne yapıyor, kim ne ediyor. Sinema tiyatroda da böyle. Aynen öyle. Tiyatroda da böyle baktığınız zaman. Bize yurt dışından işte bir Galata Perform olarak dönem dönem oyun yazarları getiriyoruz. Bir oyun yazarı gelmişti, Xavier Durange diye. Aynı zamanda sinemada yapan bir oyun yazarı.
şey demişti, artık televizyon mesela benim çocuklarım var 3 tane, artık hiçbir zaman yani konvansiyonel televizyon bitti demişti mesela. Hani konvansiyonel televizyon seyredilmiyor artık, hani internet üzerinden seyrediliyor dedi, ama o tabii Fransa için dedi. Ama bunda da bir pay var bence yani. Şu anda da dizileri bile insanlar internetten indiriyorlar, seyrediyorlar. İşte film olsun vesaire, onu da evinde seyrediyor. Yani o izleme şekli açıkçası değişti. Değişti. Ama bu bütün yani bütün dünyada da olan bir şey aynı zamanda, yani sadece hani Türkiye'de olan bir şey değil diye düşündüm ben, çünkü o öyle de biraz söylediğinde. Teknoloji kullanım alışkanlığıyla alakalı. Yani biz bundan 10 sene önce bilgisayar kullanırdık. Laptop, işte kasalı bilgisayar derken şu anda tabletlerden, yani mobil olarak kullanıyoruz. Mobil olarak. Gene Leyla ile Mecnun'da bir bölüm vardı ya, işte getiriyor bir işte disk, sonra o oluyor. İşte aynen, USB işte onun gibi. Sonra hard disk falan, hani o böyle gidiyor. Şimdi bu teknoloji kullanımı tabii bunların tüketim mecralarını da etkiliyor. Yani bugün işte özel platformlar Amerika'da olduğu gibi, işte Avrupa'da olduğu gibi, belki ileride Türkiye'de de böyle bir platform olur, öyle bir yayın olur. Bu dizilerin ve yayınlanacak materyallerin niteliğini arttırabilir diye düşünüyorum, ama daha oraya bizim zamanımız da var diye düşünüyorum. Ama tabii bir kesimde var ki işte kaç dakika sürüyor o diziler, hani 2 saat mi sürüyor, tabii. Ne yapıyor yani, çakılıyor televizyonun karşısına. 90 dakika. Reklamlar falan katlanabilerek yani. Arada sonra özetine de devam ediyor yani. Öyle devam eden bir ekol de var ama yani. İşte onu yaşayan insanın hayatındaki diğer şeyler ne? Evet yani bir insan 2 saat, 3 saat bence bu işleri nasıl seyreder yani? Hani bir diziyi ben algılarımın dışında, yani yurt dışında da böyle bir format olduğunu zannetmiyorum yani, oturup 2 saat seyrediyorlar yani. Yok yani bildiğim böyle kadarıyla. Böyle çalışmak yani çalışan için de zor. Yani tabii başka işin olur, şey olur yani. Sektörel olarak da çok zor yani. 3 aydır ben 3 haftadır geleceğim Ayşen'e. Evet ya. Programa 3 haftadır ay, gelemiyorum. Yani. Ya o değil, asıl adamı hani filmi vizyona gitti, filmini anlatamıyor yani. Film neredeyse vizyondan kalktı. Hani gerçekten öyle... Çok senaristi kanı alıyor herhalde diye düşünüyorum. Bütün set çalışanları. Bütün televizyon. Set çalışanları. Maalesef. Acayip bir şey yani. Yıpratıyor bir de yani. Hani sektörü mesela, orada uzun süre iş yapan oyuncuyu da galiba. Tabii. Sette iş yapanı da. Çok hayallerle başlayan set çalışanı arkadaşlarım mı oldu mesela? Dayanamadılar. Ben şey diyorum hep ya, insanın yapacağı bir iş değil. İnsan üstü insanları. Yani yurt dışında bu işi yapıp bizde böyle gelip sektörü inceleyen, konuk olan, misafirimiz olan insanlar şaşırıyorlar yani. O olağanüstü bir şey. Şaşırmanın ötesi yani. Mümkün değil diyorlar. İnsan mümkün değil, nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Yani. Evet. Ama 5 yani, günde 6 günde böyle bir şeyi nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Bir de hani şaka maka değil yani, hani sizler böyle benimle, gerçekten ben çok zaman söylüyorum, hani seyircilere sorsanız hani sizler oyuncularsınız işte, hani daha böyle parlak bir dünyadan geliyorsunuz, hani ne bileyim daha klas hayatlarınız var falan, öyle gözüküyor ya yani. Hani parlak. Bir tekstil üstüsüyle aynı mesai, bazen daha fazlasını koşullar olarak, sadece yüzünüze makyaj yapılıyor ve saçınız yapılıyor galiba. Ekstra hani daha bakımlı mısınız bu arada? Ben yıllar tabii önce Kanada'ya gittiğim zaman arkadaşlarım işte bahsetmiş, bir 6 aylığına şehir tiyatrolarından izin alıp gitmiştim. En çok en yoğun seslendirme yaptığım dönem, arkadaşlarım da bahsetmişler, seslendirme yani tiyatro ve seslendirme. Öyle birini bekliyorlarmış ki, şimdi beni görünce şaşırdılar. Yani nasıl bir yerde yaşıyorsunuz? Eviniz nasıl, kaç katlı? Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü yurt dışında sırf dublajdan bile yani sürekli zarf geliyor, telif geliyor. Yani inanılmaz ciddi paralar kazanılıyor. Ha ben yok canım, benim evim bile yok, arabam da yok. Ne diyorsunuz? Biz işte bir kirada oturuyoruz yani, falan. Sanat olarak. Anlatınca yine böyle gözleri yerlerinden oynadı. Gitti geldi yani. Hani bambaşka bir yere koyup. Evet. Yani ben maalesef kredi ödüyorum falan. Anlatsam ben oradan yani bir başladım. Neler bir anlatsam. Evet, hemen müsaadenizle biraz mesaj okuyayım. Sonra çok birikecek. Çay suyu kaynıyor, demleme. Birazdan önce şu erikler ziyan olmasın değil mi, ama arka bahçe izliyoruz demiş. Ben Yusuf Karakaş, Caner Dindor'un oyunculuğunu çok beğeniyorum. Sansür konusundaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Lütfen sorumu Ayşen ablama iletir misiniz? Caner Bey'e sorsun. sevgiler. başka bir müstahak
gazete müstahak. Televizyonda neredeyse yok denecek kadar az kalan kültür sanat programlarından biri Arka Bahçe'deyiz. İzleyiniz demiş. Halkımız evlenme programı istiyor. Halkımızı evlendirin deyip gülmüş. Gülmüş miyiz? Tamam, bulduk uzun. Evet, formül. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. Tam oradayız şu an. Herkes evlensin o zaman. Onur Kale, aşk, sevgi, ihanet ve aile hayatı konuları çok gerçekçi bir hikayeden yola çıkılarak anlatılmış. Filmi çok beğendim. Ellerine sağlık. Caner Bey'e selamlar demiş. Hadi siz de buyurun. Güzel, sıcak, samimi sohbetler için Arka Bahçe'deyiz açın demiş bir izleyicimiz. Diye devam ediyor. Tamam, mesajlara bir süre sonra devam ederiz. Tabii burada herkesin içi çok böyle dolu olduğu için burada devam edersek işte tiyatro seyircisi, sinema seyircisi, bunun bir sonu yok galiba. Biraz yeniden oyuna dönelim isterseniz. Aslında biraz bunların hepsiyle maalesef ki ilişkili, yani işte insanların evde daha çok vakit geçirmesinin bir takım korkulardan, o korkular işte bu savaşlardan. Bu çocuklar o yüzden yaşlı galiba yani. Hepsi böyle birbirine ardına diziliyor gibi gözüküyor. Peki dediğim, yani anlattığınıza göre tabii oyunu izleme fırsatımız olmadı. Çünkü henüz premierini yapmadı. Evet, ilk defa sahnelenecek. Bu arada premier tarihini bence söyleyelim. Mayıs. Cumartesi. 21 Mayıs, Cumartesi 8.30'da ve 22 Mayıs'ta da oynuyor. 6.30, Garaj İstanbul'da. 6.30'da. Garaj İstanbul'da oynuyor, evet. Evet. Bu arada ben bir küçük burada dipnot bırakmak istiyorum. Tiyatro festivalinde dolu bile gözükse, eğer çok görmek istiyorsanız, evet, gidin bir salonun kapısına o saatte. Evet. Mutlaka yer bulacaksınız. Hani böyle bir dipnot bırakmak istiyorum. Bulamasanız da bir merdivene ilişebilirsiniz. Biz de alırız içeri falan. Evet, evet. Bence de. Onu atlamayalım yani. Yani kurgusunu bize birazcık daha açabilir misin? Çünkü yani bu geriye yani yaşanmamış bir şeyi anlatmak. Hı hı. Yaşamayan insanların yaşamadıkları hayatları anlatmak. Mesela içinde neler geçiyor? Yani yani hani aslında sürprizi şey yapmamak lazım. Tabii Beethoven'e şeyi sormuşlar işte yani. İşte çalmış, ondan sonra sormuşlar işte ne demek istediniz bu parçayla demişler. Ondan sonra oturup tekrar çalmış. Ben böyle yapmak istedim. Şu anda da çalamıyorum. Ondan sonra... Ama ben şeyi biliyorum, Ceren'den biliyorum biraz hikayeyi, kurguyu Ceren, falan. Ceren Demirel, evet, oyuncularımız, evet, arasında Ceren Demirel. Oyunculardan biri, arkadaşım da. Bu arada ilk oyununuzu da izlemiştim, çok beğenmiştim. Ceren'le kim oynuyordu? İz'i. Evet. Geçen sene. Ahmet Sami'nin. Evet, Ahmet Sami Özbudağ'ın yazdı. Evet. Bunda da çok etkileyici bir hikaye var. Yani böyle bir ütopyayı ben hani bir seyirci olarak gidip görmek isterim, evet, yani. Aynı şey yani, sahiden fikir olarak çünkü çok çarpıcı. Yani her karakterin bir yani bir hayat çizgisinde başlıyor, bir hayatının bir noktasında başlıyor ve bütün karakterler İstanbul'a yolculuk yapıyorlar. Ama aslında İstanbul'a değil de başka, yani oyun ilerledikçe aslında gerçeklerin ortaya çıktığı bir düzlem yaratıyoruz. Ama işte çok dediğim gibi hani sürprizini de ortaya dökmek istemem. Ama şöyle diyebiliriz, yani işte Cemile İstanbul'a gelmiş, işte evlenmiş, Serhat eşi Emre Yetim oynuyor. Evet. Ondan sonra bir sevgilisi, kocası var onun. Çok güzel bir aşk yaşıyorlar ve işte tıp okumuş. Ondan sonra birlikte İtalya'ya seyahate gidecekler. Ondan sonra işte Deniz Veysel annesiyle birlikte yaşıyor yine Ankara'da. Ama tıp, o da şey, avukat olmuş. Ondan sonra bu aslında onların da hayallerinden yola çıkarak biraz araştırmanın sonucunda yazılmış olan böyle şeyler. Ailelere falan mı? Yoksa bazıları ilgili haberler var, onu haberler biliyorum. Var, evet. Hı-hı. Bazılarıyla ilgili haberler çok net var. Gerçekten hayalin iç içe geçtiği bir atmosfer gibi. Yani hiçbiri tamirci falan olmuyor mu? Hayır. Böyle biraz şey yaptım artık, biraz ideal. Yani iltimas geçtim yani. İşte avukat, o yeni avukat şey, hukuk bitirmiş. Ondan sonra o da İstanbul'a bir düğüne gidecek. Annesiyle işte hazırlanıyorlar vesaire. O noktadan yakalıyoruz. Öbürü Cemal de işte bu Gazze'de olan, o da nasılsa
Gazze'den biliyorsunuz çıkış yok normalde. Yani ne deniz, ne hava, ne de karayoluyla mümkün değil. Oradan çıkmış İngiltere'ye gitmiş. Victoria adında bir hanım edinmiş kendine. İki tane de çocuğu var. Ondan sonra biraz galiba aşk üzerinden aldım. Ben seviyorum yani hani kişisel hayat üzerinden kurgulamayı bazı şeyleri. Mesela yani kişisel olanın da politik olduğunu düşünüyorum çünkü. Diğer dördüncü karakterimiz Ayhan da o Ege Denizi'ni aşmış. Nasılsa o deniz aşılmış, Yunanistan'a gidilmiş. Yunanistan'da böyle bir, onun evet öyle o kadar şey bir hayatı yok. Yani nasıl diyeyim, otel görevlisi, otelde kat görevlisi. Gibi bir şey. Evet, kat görevlisi yani. Kat görevlisi. Tek başına yaşıyor ama mutlu. O da işte memlekete dönmek üzere, İstanbul üzerinden memlekete dönmek üzere yolculuğa hazırlanıyor. Hepsi bir yolculuğa hazırlanıyorlar oyunun başında. Ama o yolculuk aslında başka türlü bir yolculuk çıkıyor oyunun sonunda. Artık o kadarı da anlamadım. Yani. Bu kadar. Peki sahnelemeye dair ne söylersin? Yani nasıl anlatıyorsunuz? Yani tiyo veremeyiz. çok çünkü, öyle zor mu? Yani evet. Yani onun farkındayım ama. Farklı bir anlatımı var. Hani şöyle. Mesela bir film olarak yani hayal beden, etmek daha kolay. Bedensel yani. Anlatım, bedensel anlatımla yani. Yeşim'in şiirsel metni iç içe diyeyim. Çok fazla ipucu vermeden. Yani. Bu arada yönetmen ve yazar masada olunca hep böyle oyuncular bakıyor. Yani falan oluyor mu? Çünkü bütün izleyiciler muyduk falan diye. Yönetmen ve yazar masada, yönetmen ve yazar aynı kişi evet, olan bir de, öyle bir şey. Evet. Bu arada o kadar zevkli ki gerçekten. Yani Yeşim'le çalışmak gerçekten çok zevkli. İlk defa birlikte böyle bir projede çalışıyoruz. Ama hem yazar hem yönetmen olan bir sanatçıyla birlikte üretmek çok keyifli gerçekten. Yani bu her zaman nasıl yaşadığımız bir şey değil. Nasıl bir avantajı var bunun? Yani duygusu çok güzel çünkü yani tabii ben başka Ahmet Sami Özbudak'la da beraber çalıştık. O da biliyorsunuz Hayali Temsil'in yazarı. Tabii. Onu da o süreci beraber yaşadık. Hayali Temsil bu sene gelmeye en çok çabalayıp bir türlü denk getiremediğim hay oyun Allah. Gerçekten ya. Ekim'de muhakkak zaten bekliyoruz yani, o zaman. Çok, evet, tam evet, gaz devam edeceğiz onu çok çünkü. Merak ediyorum çünkü gerçekten. Orada da çok iyi bir ekipsiniz yine yani. Öyleyiz. Yani yazar ve yönetmenin aynı olması... Benim açımdan iyi. Ben istediğim soruyu sorabiliyorum. Yani. Yani benim açımdan da aynı şey geçerli. Bak uzlaşamadığım zaman ya da anlayamadığım zaman bana anlatabilecek canlı birisi oluyor. Yani bazen de şöyle arada diyorsun. Bir dramaturg oluyor onu açıklamak için falan diğer. Çok hoşuma gidiyor bazen de diyor ki, yazar öyle yazmış diyor. O çok iyi ya. Çok tatlı. Onu da paslıyorsun. Vay. Çok iyi bir sayıda. Kişi olarak kendinden bahsediyorum. Bir kişilik bölünmesi. Ama yani haklı. Normalde yazar olmayacak yani orada. Hani onun sorumluluğunu niye taşısın? İşte klasik olmayacak. Bu. En iyi yazar ölü yazardır şeyini kırmaya çalışıyoruz. O şekilde. 2003'ten beri kırmaya çalışıyorsunuz. Evet. Bayağı uzun süredir. Aslında yazarla yönetmenin aynı kişi olması bence rahat bir şey. Eğer yazarı ve yönetmeni ayrıca oyunda görseydim mesela o zor bir şey olurdu. Çünkü orada hem yazar hem yönetmen olarak anlatmak istediğini en iyi bilen o. Yöntemi de o. Gösterdiği için benim açımdan rahat ama sadece bir yazar olsaydı ve o anlatmak istediği şeyi bana sadece söyleseydi ben o zaman sahnede yaptığımla onun söylediği arasındaki açıyı tam anlayamayabilirdim. Aslında bu sinemada da var otor yönetmen olarak hani Woody Allen'dan tutun bir sürü yani yönetmenin zaten yani kendi dünyasını yarattığı bir şey. Bir yani ben de mesela metne benim bakış açım açıkçası şey değil yani bu bitmiştir. Yani ben hani tasarı, metin, oyunculuk ve hepsinin bir araya geldiği ve birbiriyle konuştuğu şeyleri seviyorum. O yüzden hani yani bir yol çizelge olarak görüyorum daha çok ama... Çok da yani metni kırptığımız olmuyor hani ama bölümlerini çıkardığımız, ayar yaptığımız, birlikte tekrardan değerlendirdiğimiz ama oluyor çok. Genelde dramatik yapıya özen gösterdiğinizi düşünüyorum. İkinci bölümde o buralardan daha sohbetlerin hepsine devam ederiz. Onu sanki bu şey meseleleri, tiyatro ve sinema için konuştuğumuz yönetmenlik, senaristlik, yazarlık mesele size biraz aranjeye böyle düzenlemeye yani, bakıyor değil mi? Evet yani biraz eş değer tarafı var. Hani bunların dinlenme kaygısından
ortaya çıkarma kaygısına kadar aslında çok benzer tarafları var. Nasıl ulaştıracağım da aslında. Tabii ki yani müzik sektöründe bakıyorsunuz yani ben bir şey yapacağım, bir şey koyacağım ortaya ama bana özgü olsun istiyorum. Ama şöyle bir tarafı var bu işin. Bir müzisyen bir eser yapıyor. Gerçekten güzel bir eser yapıyor. Ama geriye kalan bin müzisyen o eser üstünden bir yerlere gelmeye çalışıyor. Yani ben söylüyorum onu. Ertesi sabah bir kalkıyorum bütün Türkiye söylemiş. Ama ilk söyleyeni kimse bilmiyor. Yani bu eser kimin, niye söylemiş, ne hisset, evet ya. Hiçbir önemi kalmıyor. Çünkü ülkemizde biraz da o var yani. Aman meşhur olayım, hemen bir yerlere geleyim, çok para kazanayım falan. Ben türkü söylüyorum. Türkücülerin istese de böyle bir kaygısı olamıyor yani. Evet. Sorsanız hepimizin yani sokakta kimle konuşursan de diyor ki benim özüm türkü. Ama dinlemiyorsun yani. Nerede bu türkü evet, ya işte öyle yeni bir... sorumuz nerede türkü dinleyenler? Bu halkımız işte biraz türkü dinlemiyor mu? Can sıkıcı. Ben yani işin ya ilk albümüm bu. İşin içine girdikten sonra tabii ki yapımcılarla işte bu işin PR'cısıyla menajeri herkesle görüşme şansım oldu. Yani bir bakıyorum işte pop müzik veya işte herhangi bir müzik yapan bir insan na gidiyor yapımcı diyor ki albüm yap. Bütün masraflarını ben karşılayacağım. Ben gidiyorum ben de türkü söylüyorum. Albüm mü yaptın? Şu kadar verirsen basarım ben bu işi falan diyor yani. Sonra of kara ya. Kara düşünmeye başlıyoruz yine. Ama o sadece Türkiye için değil. Benim hani edebiyat için de geçerli. Edebiyat yani. İçin geçerli. Bir de mesela alternatif müzik evet. yapan arkadaşlar için de geçerli. Yani onlardan mesela şimdi hani gençler içinde çok yaygın dinleniyor gibiler. Mesela hani bir sürü tanıdığımız işte Can evet, Güngör, evet. Can Murtazaoğlu, Nilipek falan. Biz bu sene onları epey bir takip ettik falan. Ama hepsi aynı şeyi söylüyor yani. Hani benzer şeylerle karşılaşıyorlar. Maalesef işte öyle bir tarafı var. Ki ben bu noktada şunu söylemiyorum. Hani diğer müzik türlerinde müzik yapan insanlar kötü iş yaptığı için söylemiyorum bunu. Yani herkes kendi dalında çok iyi şeyler çıkartabiliyor. Yani iyi işler bir yerlere geliyor. Ama konu işte bizim işte alternatif müziklerde yani daha çok böyle enstrümantal işlerde, türkü işlerinde birçoğu bir yere kadar geliyor. Aslında içini açıp baksanız çok güzel işler var. Yani evet, evet. çok alıp götürüyor insanı bir yerlere ama bu da muhtemelen hani toplumun alıştığı şeylerle alakalı yani. Moda diyebilir miyiz acaba? Kesinlikle diyebiliriz de ben demeyeyim yani. Yani ben de hissettiğim son yıllarda böyle türkü dinlemede bir azalma var herhalde. Ya çok bariz yani. Var. Çok çok vahim bir durum var. Yani artık zaten hani yeni nesil diye adlandırdığımız ben de onlardan biriyim sanırım ama sorsanız türkü adına kimi biliyorsun? Yani belki Neşet Ertaş diyebiliyor. Ama onun dışında şu an türkü söyleyen belli başlı isimler var. İşte türkü söylüyorlar. Onları biliyorlar. Ama başka bir şey yok. Yani bir işin tabanından az çok bakmadıysanız ne olduğuna sonrasında yapılan işler zaten hani ömrü çok uzun olmuyor. İşte kısa süreli. Doğru, hani bugün dinliyorum, ertesi gün dinliyorum, bitti. Bu kadar. Şarkıya geçmemiz lazım. Sonra küçük bir çay molası vereceğiz. Sonra yeniden buradayız. Sen bir şey söyleyecektin. Unutma. İkinci bölümde oradan devam edelim. Onur sahneye alalım. O arada ben hemen sizin birkaç mesajınızı daha okuyacağım. Hatice Yıldız'ı demiş ki benim İstanbul'a gelme sebebim lerimden bir tanesi olabilir koru seyretmek demiş. Murat Seslen, Caner Cindoruk'a yüzünün bir İsmet Özel şiiri gibi olduğunu söyler misiniz demiş. Wow. Teşekkür ederim. Vay 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 vay. Tabii bir erkekten gelmesi ayrıca çok orijinal. Yani. Hayır yani şey açısından söyledim. Hayır sadece derinlik manasında söylemiştim. Bir izleyicimiz Yeşim Özsoy ve Hümay Güldağ'ı çok beğeniyorum. Yaşlı çocuk nasıl bir oyun demiş başka bir izleyicimiz. Anlatıyoruz. İkinci bölümde biraz daha anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlarımız bugün gün içinde Twitter'dan sormuşlar. Zeki Demirkubuz filmleri arasında, eski filmler arasında bir oylama yapsak ne çıkar diye merak ettik bugün gün içinde. Kader %63 almış. Masumiyetten fazla mı almış? Aynen. Bayağı masumiyet yok mu? Daha tam sonuçların tamamı elime ulaşmamış. Ulaşsın o zaman bunu ikinci bölümde açıklayalım. Onur Yıldız'dan Deniz'i dinliyoruz.
İkinci bölümde devam ediyoruz efendim. Sahne dışında bir şey yapıyorsun işte. Çerçeve sahne dışında bir şey yapıyorsun. Oyun düzenini her oyunda farklı kullanabiliyorsun. İşte seyirciyle farklı bir oyuncu arasında farklı bir ilişki var. İşte seyircinin dördüncü duvar gibi çok uzaktan oyunu izlediği, seyirci sahneye çok uzak olduğu... Burun burunasın. Evet, burun burunasın yani. Yüzüne yüzüne oynuyorsun. Bazen yanında oynuyorsun. Aslında seyirciyi de bir yandan o pasif konumdan çıkarıp işte farklı bir yerde konumlandırıyorsun. Daha aktif. Düşündükçe seni her an yanar ağlarım. Ben de bu yürek güç varken kimden korkarım? Sen üzülme, günü gelir hesap sorarım. Bitmedi deniz gönlümde, toprak içinde. Ah, bitmedi deniz gönlümde, toprak içinde. Düşen sevdalar gördüm düşler içinde. Analar bacılar gördüm yaşlar içinde. Gördüm gördüm seni gördüm kanlar içinde. Bitmedi deniz gönlümde, toprak içinde. Ah, bitmedi deniz gönlümde, toprak içinde. Öğrendim.
bir aşkın yoluna. İkrar kemendini takıp boynuma. Varlığı pay ettim özü öğrendim. Varlığı pay ettim özü baharı öğrendim, yazı öğrendim. Baharı öğrendim, yazı öğrendim. Baharı öğrendim, yazı öğrendim. Baharı öğrendim, yazı öğrendim. River'in düdüğü çalma şeyi gerçek yani hani. Bizim yaptığımız sponsorluk görüşmelerin çoğu hep şey diye bitiyor. Tamam, ben sana para vereceğim. Sen ne vereceksin? İşte biz de hep diyoruz ki sana işte vizyon katacağız. Sana da katkıda bulunacaksın. Daha ötesi var mı? Yani ne bileyim kaç tane şirketinin çalışanı varsa ayda 2 gün, 3 gün sana kapatacağım. Gelecek şirketinin çalışanları oyun izleyecek. Ne vereceksin? Hala elle tutulur bir şey yok yani. Yani sana ne verebilirim ki? Verebileceğim bu kadarı. Yani bir tiyatro olarak ne verebilirsin? Tiraj ve para vermen lazım işte. Sana para müşteri çekeceğim. Her seyircim senin. Evet, 2016'da çıkan Onur Yıldız albümünden bir şarkı daha dinlendik. Öğrendim, dinledik. Feryal Öney eşlik ediyor. Feryal de kolay kolay şey yapmaz yani. Demek ki tavlamışsın. Ya Feryal Öney büyük yani benim için. Çok uzun zamandır dinliyorum. Kardeş türküleri onu ayrıca çok takip ediyorum. Bu eser de ona ait bir beste. Bir bunu televizyon... çok sever, onu bilirim yani. Bunu bu türküyü acayip sever yani. Çünkü tam onun böyle edası, evet. Dinlenmeli falan. Ya zaten bayılır. Şey, ondan dinlediğimde benim için büyük cesaret yani. Ondan dinliyorsun, üstüne sen bunu söylemek istiyorsun. Bir de bunu ona söylemek istiyorsun yani. Hani nasıl olacak? Albümde beraber çalıştığım hocam aradı. Ankara'ya geldi. Feryal Öney bir konser için stüdyoya geldiğinde konuştuk. Bir dinlemek istiyorum dedi. Dinledi. Şimdi de söylemek istiyorum dedi. Söyledi. Sonrasında da yani işleyişin dediğim gibi ilk albüm ne olduğunu hiç bilmediğim için ne soracağımı bilmiyorum. Yani hani ne desem, tabiri ne caizse bu işin kaşesi mi nedir diyeyim. Bir kere kafadan şey diyemiyorum. Feryal Hanım mı diyeyim, Feryal Abla mı diyeyim. Ne diyeceğimi hiç bilmiyorum. Teşekkür ederim dedi. Öyle deyince ben iyice kilitlendim. Sanki hani ben ona eşlik etmiş gibi hissediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Çok iyi bir çalışma. Çıkacağı günü bekliyorum dedi. Ve hiçbir şey talep etmeden gitti. Ya ben öyle kaldım aslında, hiç kıpırdayamadım. Benim için çok büyük olay oldu. Yani bir iş yapıyorsunuz ve sevdiğiniz insanlar o işin içinde. Ve sadece size destek olmak için oradalar. Ve yani... Bu gerçek, bunu da konuşmak gerekiyor. Hiç tanınmayan birisin sen. Yani geliyor, aslında o telefona cevap bile vermeyebilirdi. O kim diyebilirdi, niye geleyim, her şeyi diyebilirdi ama ya çok büyük gönüllülük yaptı ve eşlik de etti. Benim için yani her şeyi bir kenara bıraktım. İnanılmaz büyük bir anı. Tabii, yani, anı olarak sahiden şahane. İnanılmaz büyük bir anı. Peki düzenlemeleri kim yaptı? Yani bir yandan bu arada ben pek çok türkü seven arkadaşımla beraber de dinledim şeyi. Yani sıkı takip eden, sık sık dinleyen. Hı hı. Hepsi mesela senin yorum biçimini çok öz ve sade, aslına yakın bir yorum. Ama müzik düzenlemeleri bir o kadar daha geniş. Öyle buldular mesela. Evet. Daha çok sesli, enstrüman zenginliği. Ama söyleme çok geleneksele yakın. O yüzden hani mesela türkü takip edenlerin çok sevdiği bir tarz. Ya iş çok ya, enteresan ama Abdurrahman Tarikçi türkü sektöründe bayağı bilinen tabii, ve tabii. Hani bu işi hem ders verme anlamında hem stüdyo ortamında hem kendi albümlerinde yapan bir kişi. Benim hocam da o.
Ben albümü onunla yapmak istedim ki onun da bir albümü çıkmıştı. Bu şeyler, soundlar çok benzer aslında. O yapı benim çok hoşuma gitmiş. Dedim ki ben de böyle bir şey yapmak istiyorum. Bundaki amaç da aslında biraz şöyle, biraz önce konuştuğumuz konuyla da doğru orantılı ilerliyor. Şimdi genç bir, yani benden de genç bir arkadaşa ben türkü dinletmek istiyorsam, hiç türkü dinlememiş bir arkadaşa, onun seveceği şeyleri de yakalamam lazım. Yani bir elektro gitar duymak istiyor, bir davul duymak istiyor. Evet, onları duyurmak. Evet. Yani o yüzden düzenleme dikkat çekici. Albümdeki diğer şarkıları da eğer albümü dinlerse seyircilerimiz anlayacaklar. Yani o farklılığı yakalamak istedik. Aslında biraz sentez olsun. Ama türkü söylüyorsanız da işin doğallığını bozmamalısınız. Yani çok name yapayım, yok şöyle yapayım, işte gırtlak olsun falan olduğu zaman iş türküden çıkıyor. Zaten altyapılar daha böyle batı geliyor kulağa. İkisi birleştiği zaman da böyle bir şey çıktı ortaya. Ya benim de çok içime sinen bir durum oldu. Bakalım nereye gider, ne olur bilmiyoruz ama şu an güzel her şey. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Feryal'de el verdiyse mutlaka güzel bir yerlere gider ya. Yani yine Ender Balkır eşlik etti sağ olsun. Evet, doğru. Onlar yine orada. Abdurrahman hocamla bir tane okuduk. Büyük babamla da bir tane okuduk. Ya ben kendimce Nirvana'ya ulaştım. Yani sevdiğim herkesle bir yerde tamamım ben ya. Büyük babadan sonra tamam albümü yaptım. Düetleri istediğim insanlarla türküleri söyledim. Gerisi artık. Her şey öyle oldu ya. Müzisyenler yani Ertan Tekin çok büyük bir usta. Mey çalıyor, balaban çalıyor. O geldi çaldı. Gitarlarda Özgür Akbak çaldı. Herkes ya bir yerden şey oluyorum böyle. Hani şaka gibi de geliyor. Yani şimdi Abdurrahman hocamla konuşuyoruz. İşte diyor ki Göksun Çavdar klarnetleri çaldı. Ben şey kime çaldı abi falan diyorum. İşte senin albümü falan. Bir inandırıcı da gelmiyor. Lan o oluyor falan. Ama sonrasında hani o insanların kalitesi bir araya gelince bana sadece okumak kaldı. Ben de çabaladım. Biraz uzun sürdü. Ama yani böyle tir tir titrediğimi biliyorum. Yani giriyorum olmuyor. Yalan söylüyorum çaktırmadan. Diyorum ki hocam ben biraz hastayım sanki falan diyorum. Tamam yarın gel falan. O süreyi de ben uzattım ama sonunda bitti ve hani uzun sürmesi de önemli değil. İçime sinen şey çıktı ortaya. O konuda da çok mutluyum ya. Eline sağlık. Teşekkürler. Böyle hemen hızlıca bir tur mesaj geçeceğim. Sonra devam edeceğiz oyundan, tiyatrodan ve filmden. Galata Perform İstanbul'un kalbi Galata Kulesi'nin dibinde, tiyatronun kalbinde demiş bir izleyicimiz. Gözümden Cemal'in çok ırak oldu. Çalsana bunu ablaya ya da ben paylaşayım. Dur ama sen de çalsana. Ben çalmıyorum canım. Buna Onur'a söyleriz ama başka şeyler var sanki. Antep'ten bir mesajımız var. Antep'e getirme ahdımız vardı Caner Dindor'u bir filmiyle. Bu yıl maalesef festivali yapamıyoruz memleket koşullarından. Umarım seneye yine bir filmi olur demişler. Bu da sahiden Antep falan, Hatay zaten. O kadar çok festival iptal oluyor ki. Evet yani ya. Yani siz de karşılaşıyor musunuz bilmiyorum da. Tabii tabii. Maalesef öyle. Yani işte Adana'da iptal oluyor. Evet. bu arada Zekir Demirkubuz şeyi belli oldu. Bu arada sevgili takipçilerimiz, dizilerden beklentiniz nedir? Halk ne istiyor sorusuna. %57 aşk ve muhabbet, %43 entrika ve yalan demiş. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim anketimizin sözcüklerin bunlar olması çok şahane olmuş. Hani yani başka ne sorduklar? C şıkkı yok yani. Zaten var olan bunlar arkadaş. Biz niye bunları sormuşuz? Tabii mimarı da oradan gülüyor. Zeki Demir Kubuz filmleri arasında da %63 kader, %2 kıskanmak, %19 yeraltı, %16 bulantı. Masumiyet yok mu? Ezgi niye masumiyet yok? Biz oradayız. Akşama formamı istesek, tabii Adana Demirspor muhabbetine getirmeye çalışıyor editör arkadaşlar mevzuyu. Tabii Caner'in Ot Dergi'de yazdığı yazı epey bir konuşuldu. Adana Demirspor hayranlığı aslında. Hep sen en baştan beri her fırsatta söylüyorsun onu ya yani. Evet ben hani sıkı bir Demirspor taraftarıyım. Bir sır değil aslında yani. Hani hastalık boyutunda bir taraftarım.
Sanki Adanalılar da zaten öyle genelde. O dozda değil mi? Yaygın. Şöyle bir durum var. Mesela ben Kor'da 2-3 yerde Demirspor sweatshirt'ü giyiyorum. Onu giymemizin nedeni orada mesela Nurtepe'de çektik biz filmi. Berber bir arkadaş vardı. Adı Devrim. Adana'yı hiç görmemiş. Adanalılıkla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ama benden daha sıkı bir Demirspor taraftarı. Neden mesela? Bu çok enteresan bir kulüp oldu. Evet. Kulüp olduğumuzu düşünüyorum. Yani 1940'ta kurulan bir kulüp ve o dönem yaklaşık 15-20 yıl bisiklet ve yüzmede dünya şampiyonluğu getiriyor. Türkiye'yi açtım. Oo. Hani dünya şampiyonluğunu uzun bir süre sağlayan bir kulüp. O yüzden yüzmenin ve bisikletin ana mekanlarından biridir Çukurova zamanında. Futbol kulübü de öyle. Hani sonuçta işçilerin kurmuş olduğu bir takım ve o demir yolu işçileri hani Türkiye'nin hani her yerine dağıldığı için zamanında en önemli ulaşım aracı olduğu için o da Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. Yani İstanbul tayfamız var, Ankara tayfamız var. Yani Türkiye'nin her tarafında yani Adana'yı hayatında görmemiş ama Demirspor'u gerçekten çok seven ve çok sıkı takipçileri var. Bir de çok nasıl söyleyeyim taraftar duygusundan ziyade daha başka bir tavrı da var sanki Adana Demirspor'un. Sanki Türkiye'nin Livorno'su gibi. Evet. Bizim kardeş takımımız zaten Livorno. Bir durumu var. Aynen. Ya evet hani ne bileyim çarşı grubu da bizi çok seviyor. Biz de onları seviyoruz gibi böyle evet. Karşılıklı sempati duyduğumuz birçok kulüp var yani. Biz 10 Ekim'de Adanalı işte arkadaşlarımızı kaybettiğimizde işte Şebnem hatırlarsınız belki çokça güldüğü bir videosu çokça paylaşıldı sosyal medyada. Onunla ilgili böyle bir pankart yapmışlardı. Onu hiç unutmuyoruz yani böyle hepimiz burada hem böyle çok acayip hissetmiştik yani. Yazı da çok şey oldu. Peki bir baba öykücü, bir kardeş şair. Yazı geleneği var mı sende? Böyle devam etme niyeti var mı? Ya var aslında mesela? Ben gizli gizli yazıyorum. Benim dedem gizli şairmiş. gizli öyküsü gizli şair. Evet yani hiç gün yüzüne çıkmamış yani yaşam derdi. Belki babamın da çıkmayacaktı. Yani babam işportacılık yapıyordu. Ama devamlı yazıyordu yani. Yazmak maalesef bir geçim kaynağı olmadığı için yaşam derdi her şeyin önüne geçiyordu yani. Sen çok iyi bilirsin hikayesini. Ne zaman ki Orhan Kemal Öykü Ödülünü kazandı, hayatında bazı şeyler değişti. Sanırım bir genle ilgili bir şey. Yani ben de yani çocukluğumdan beri ben de yazıyorum ama hiçbir zaman oyunculuğun böyle ötesine taşımadım. Hani taşımak da istemedim. Çünkü benim sahne her zaman çok daha tatmin olduğum, kendimi bulduğum bir yerdi. Şiir yazıyordum. Şimdi yeni yeni böyle hikayeler yazmaya başladım. Yazmayı seviyorum. Yani o başka bir duygu. Ot dergide öyle bir yazma falan söz konusu olacak mı? Yani ben bundan bir önce bir mesela. Şey 35 yaş üzerine bir şey yazdım. Yakaladıklarını bırakmıyorlar çünkü öyle bir şey var. Onun üstüne benden işte Nurhak genel yayın yönetmenimiz böyle bir şey istedi Demirspor'la ilgili. Yani taraftar kitlesiyle yani. Çünkü maalesef futbol da çok popüler. Dünyada çok popüler bir şey, oyun. Ve neden üç büyükler sadece? Neden hep onlarla konuşalım? Onların orada da bir tekel olduğunu kabul ederim evet, yani maalesef biraz öyle. Belki farklı geldi insanlara ve bununla ilgili bir şey yazmamı istediler. Ama hikayede tabii sen de varsın, çocukluğun da var. Tabii ki. Bayağı öykü yani. Biraz daha bahsederiz ama şimdi Kor'la ilgili çokça konuşulan bir şey vardı. O da hikayenin aslında sinema yazarlarının çokça dikkat çektiği bir şey oldu ya da eleştirdiği diyelim. Hikayenin bir kadın bakışıyla başlayıp bir erkek bakışına dönüşüyor olması finalde ve biraz bununla ilgili yazılar falan çıktı. Okumuşsundur muhtemelen. Bazı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben bir kere başta köşe yazarları olmak üzere
Hani sosyal medya, başka cenahlar. Bazen hiç anlayamıyorum. Yani kimi çok başka bir yerden olayı ele alırken, kimi çok farklı şeyler söylüyor. Yani mesela bu filme dair de bazen Zeki Demirkubuz'un kişiliğine varana kadar eleştiriliyor. Bazısı hiç filme dair bir şey değil de sadece Zeki Demirkubuz'la ilgili bir şey yazıyor. Yani ben kendi fikrimi söyleyebilirim. Kendi bakış açımı söyleyebilirim. mesela hani kadını çok aşağıladı. Kadını çok... Ben böyle bir şey görmedim ki. Zeki Demirkubuz şeyi seven bir adam. Hani varoşu seven bir adam. Oradan beslenen, ümitsiz bakış açılarını seven, çaresizliği çok iyi anlattığını düşündüğüm. Hani çalışmadan önce de böyleydi benim için. Muhtemelen takip ettiğin zaten. Takip ettiğim bir yönetmendi ve gerçekten durduğu yeri çok imrenerek de takip ediyordum. Çünkü öyle durmak çok zor ülkemizde. İşte 10 bin gişeyle kapatmak çok zor. Yani işte biri yapıyor 1 milyon. Sen 10 bini göze alabilmek çok zor bir şey. Tam da orada çok iyi durduğunu düşünüyorum. Çok iyi beslendiğini düşünüyorum. Yani bizim filme dair de mesela hani işte kadını aşağılayıcı şöyle yap. Ya hayatın içinde böyle değil mi? Yani Zeki Demirkubuz gerçeği çok önemseyen bir adam. Gerçek de ülkemizde maalesef böyle. İşte bahsediyoruz. Bazı şeyler o kadar çok yaşanıyor ki artık her gün sineye çekmeye başlıyoruz. Bazı şeyleri unutmaya, çünkü o kadar çok şey yaşanıyor, o kadar çok ülkede olaylar yaşıyoruz ki artık 10 gün önce yaşadığımız şeyi unutmaya başlar hale geldik. Kalktığımızda böyle de yaşanabiliyoru göstermeye, hissetmeye başlıyoruz. Bu film de aslında sineye çekilen duyguları anlatan bir film. Yani bence erkek karakterleri çok daha zaaflı bir korda. Yani Taner abinin oynadığı Ziya karakteri de, benim oynadığım Cemal karakteri, yani özdeşim kurulabilecek bir karakter değil ki. Yani onun öyle bir derdi de yok. Daha yani kimse zaten onu üstüne almak istemez. Evet, biz yani Hollywood sinemasından, işte dizilerden, ondan bundan hep böyle bir özdeşim kurmaya ve kahramanlık izlemeye o kadar çok alışmışız ki. Öyle bir şey olduğunda, zaaf gördüğümüzde, aa kadını nasıl? Ya adamı da aşağılıyor. Yani ben çok aslında hani aşağılık da bir adamım filmde. Zira şey de öyle, Ziya karakteri de öyle. Çok bence aşağılık bir karakter. Bence Aslı'nın oynadığı Emine karakteri bence en daha kirlenmemiş karakter. Ama sadece aldatma olunca biz başka yaşanan bütün gerçekleri unutuyoruz ve hep o modda yaklaşıyoruz bazı şeylere. O bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Ben de buna katılmıyorum. Hayat, evet, Dostoyevski kadar gerçeğin, gerçek kadar gerçek. Yani mesela onu ilk gün şeyde anlamıştım. Yani ilk çekim gününde böyle karanlık, hiçbir şey görünmüyor. Bir sahne çekiyoruz. Böyle ne bileyim, hani alışmışız ışık yapmaya, böyle yüzü ışık yalar. Kamera oradan çeker, bir şey olur. O böyle yansır, gözlerim parlar. ya o kadar alışmışız ki. Kapatın dedi ya bütün ışıkları. Yok dedi öyle bir şey ya. Hani her noktaya ışık mı yansıyor? Ya da karanlıkta biz her şey aydınlık izliyoruz. Ya da yataktan kalkıyoruz, saçımız taralı. Bayağı yok, gerçeğin içinde böyle bir anlayış yok yani. Hikayesinde de yok. O yüzden de farklı geliyor insanlara. Yani uzun geliyor, sıkıcı geliyor ama hayat bazen o ne bileyim 10 dakikalık sahnenin içinde o kadar küçük bir detayın içinde saklı olabiliyor ki. Ya ben de bir kişi olarak, yani birey olarak bu tarz gerçekliği çok seviyorum ve iyi ki böyle bir hikayenin içinde yer aldım. Bir oyuncu olarak benim içime filmde oynadığım karakter de sindi. O yüzden kim ne yazıyor, ediyor, tabii ki takip ediyorum, şey yapıyorum ama çok da umursamıyorum yani. O biraz galiba öyle olmak zorunda. Her zaman birisini
Birileri mutlu, birileri mutsuz olacak galiba. Yaptığınız iş buna çok müsait bir hüvay. Evet, yani bir tabloya baktığınız zaman herkes farklı bir şey görür, farklı yorumlar. Tablo aynıdır. Ve kimi sever, kimi sevmez. Kimi öyle algılar, kimi böyle algılar. Ya sanatın içerisinde zaten bu yani var. Çok gönlüdür yapılan iş. Yani tek bir yere hitap etmez. Çok gönlü oluşuyla da artıları, eksileri, beğenisi yüksek olan, alçak olan her zaman değişken bir şeydir. Ama dediği gibi önemli olan yaptığınız işte inanmak ve dönüp baktığınız zaman evet budur diyebilmektir. Bir İzleyicimiz çok güzel için. Mesajı atmış. Demiş ki nedense buralarda çocuklar da yaşlı, kadınlar da. Çok şeydi. Yani tabii şimdi sanatta, sinemada, tiyatroda da var bu, yani kadın sesinin çok yoğun olduğu bir ülkede yaşamıyoruz yani, hani bunu da kabul etmek lazım, hani bilmiyorum ben. Dünya hani filmle erkek ilgili, egemenliğiyle dünya ilgili. Dünya da öyle, Hollywood sinemasına bakın. Kesinlikle yani öyle. Bir herhangi bir oyuncu hani 50 yaşında erkek oyuncu, 50 yaşında 60 yaşında kaç yani, ya da filme baktığınız zaman hep başroller yoğunlukla erkektir. Yanda da işte çok güzel genç kızlar falan, hani yani belirli bir yaşa geldikten sonra da bir oyuncunun mesela iyi bir yerlere tutunması, devam edebilmesi bile kadının çok zor. Yeni tartışılan bir şey olmaya başladı. Tartışılan bir şey bu. Yani öyle olunca da bu hani kadın perspektifinin hani zaten dünyamızda da bence ben öyle düşünüyorum. Hani bir denge olabilseydi daha az savaş olurdu ve daha az şiddet olurdu. Buna da inanıyorum. O da yansıyor yani, hani tabii. Sinemaya yansıyor, tiyatroya yansıyor. Yani kadın gücünün daha etkin olduğu bir şey yaratabilsek, bir dünya yaratabilsek, sanatta da işte gündelik hayatta da o zaman böyle sıkıntılar olmayacak. Belki bilmiyorum, ben hani filmi çok özür dileyerek seyretmedim ama yani bizde böyle bir hassasiyet oluşmuş olabilir bununla ilgili, yani öyle düşünüyorum. Çünkü belki, yani gerçekten hatta hassasiyet bu, dışında şu olabilir belki, hı, bu biraz daha artık görünür ve hani biz bunu bütün alanlardan, hı, gazetecilikte de bunu söyleyebiliriz yani, tabii, her yerde bunu Kur'an'da söyleyebiliriz. Ama bu tabii daha bir çok konuşabildiğimiz mağduriyette için belki daha çok artık altını çiziyoruz. Belki evet, bu avantajlı bir şey. Yani bir mağduriyet de olmamalı ama bir yandan işte hani böyle kadınları daha şey yapalım falan filan, tabii, gibi böyle ondan da hoşlanmam yani, hani sonuç tabii, itibariyle tırnak için alalım yani falan. Kendi gücünle, kendi şeyinle ele alabiliyorsan, yapabiliyorsan, yoksa hani sadece kadın olduğun için bir yerlere gelmen de doğru değil ama gerçekten Türkiye gibi bir yani tam hani İslam'ın göbeğinde olan bir yandan ama bir yandan da olmayan bir ülkede yani bu tartışmanın olması çok doğal, hani her alanda oluyor. Tiyatroda da oluyor yani sonuç itibariyle, işte kadın yönetmen, erkek yönetmen, işte laf, tabii, yani hani şeye de geliyor mesela, kadın yazar deniyor da erkek yazar denmiyor mesela, hani evet, falan öyle şeyler yani, hani ama onlar, onu mesela geçenlerde bununla ilgili bir şeyler geçiyordu. Programda çokça üst üste denk geldi. Sohbeti açıldı. Hı hı. En son Senem Tüzen de ısrarla aynı şeyi söylüyor. Kadın yönetmen değilim, ben yönetmenim. Ya, evet, hani evet. O yani, ama çok doğru bir çok şey. Çok nadir bir şey olduğu için herhalde, belki böyle daha numune olduğu için. O ama yüzden. Gene de işte mesela orada şey yapmak, bu defa hani bütün yönetmenler içinde değil de kadın yönetmenler içinde bir yere koyuyorsun Senem Tüzen'i ya da başka bir ismi. Haksızlık oluyor doğal, evet, olarak işte aslında. Evet, onu diyorum, mağduriyet ya da işte böyle bir hani şey de o, pozitif ayrımcılık gibi bir şey oluyor bir şimdi yandan. Şimdi yaşlı çocuk 21-22 Mayıs'ta gösterilecek festivalde, film henüz premierini yapmamış olduğu için, oyun henüz premierini yapmamış olduğu için çok özür dilerim. Böyle çok fazla detay veremeyeceğiz. Ama Galata Perform'un diğer işlerinden de bahsedelim istiyoruz. Biraz sahnenin ne yapıp ne ettiğinden. Böyle diğer oyunlarınızdan görüntüler var. Bundan henüz yok. Küçük bir kolaj hazırladık. Onu izleyelim. Sonra biraz Galata Perform'dan devam edelim. Birkaç sorumuz, mesajımız var. Onları okuyalım. Devam edelim efendim. Thank you.
Tabii Galata Perform aslında alternatif sahne geleneğinin en eskilerinden bir tanesi. Şimdi arada konuştuk, oralar hep böyle bir flülaşıyor ya. Murat. O muydu, bu muydu, bilmem neydi falan. Ama ondan ziyade aslında yaptığı işler üzerinden ve tarzından, stilinden biraz bahsediyor. Sen ikinci kez mi dedin? Ben ilk defa. İlk defa Galata Perform. Evet. Seni zaten ben hani bugüne kadar hep şehir tiyatrosunda izledim. Evet. Alternatif mekan deneyimi ilk mi? Yıllar önce bir deneyimim olmuştu ama yani asıl ilk diyebilirim ben bu proje için. Galata Perform'da diksiyon atölyelerimiz var. Diksiyon dersi veriyorum. Oyun i̇şte okuması. Oyun okuması yönettim geçen sene. Sonra çok değerli Vedat Sakman'la beraber bir müzik ve şiir dinletisi yaptık. İlk defa da oyuncu olarak. Vedat Sakman'la o programı gördüm ben de, işte yakalayamamıştık ya. Zaten yani dedim, yani Hümay Güldağ şiir okuyor, Vedat Sakman söylüyor. O çok teşekkür çok, devam. Umarım belki seneye yine öyle bir şey yaparız önümüzdeki sezon. Zevkli. Vedat abi de çok keyif aldı Galata Perform'da bizlerle birlikte olmaktan. Umarım seneye yaparız yine. Siz bayağı ama böyle şey ekip olmuşsunuz galiba, biz artık ekiptensin. Öyle yani evet, ben bana öyle hissettiriyorlar. Ben de öyle hissediyorum gerçekten. Bizim için tabii özel bir durum. Yani Hüma ile çalışmak, şehir tiyatrolarından zaten bildiğimiz, sevdiğimiz bir oyuncu. O yüzden yani onunla çalışmak da ayrı bir zevk tabii yani. Teşekkür ederim. Vişne Bahçesi'nde mesela çok iyi hatırlıyorum, en yakın zamanlardan bir tanesi. Evet. Ama onun dışında da yani pek çok yerde. Bu arada Feryal Öne selam göndermiş Onur'a ve hepinize. Bizden ne güzelliğe. Bizden de çok sevgiler evet kendisine. Emre, senin ama tabii daha fazla bir geçmişsin. Senin alternatif sahne geçmişin de tabii ki az uz değil. Kaçıncı kez Galata Perform'da oyun? Ben 2007 yılında üniversite 2. sınıfa giderken Galata Perform'da bir oyuncu seçmesine girip ben profesyonel hayata burada başladım. Ve şans ki hep de alternatif tiyatrolarda, alternatif sahnelerde, oyunlarda oynadım. Bu Galata Perform'da ben Son Dünya Noter, bu sezon az önce izlediğimiz Kum Havuzu oyununda ve şimdi de Yaşlı Çocuk'la beraber çalışıyoruz. Ama bunların dışında Galata Perform daha önceden sokak festivalleri, görünürlük projesi gibi özel projeler de yapardı. Orada da bir takım sokak tiyatrolarında ve performanslarda, oyun okumalarında beraber çalıştık. Senin de mesela televizyon geçmişin de epey var aslına bakarsak. Devam ediyor mu orası? Tiyatroda çok fazla şey yapıyorsun. Sen o dengeyi nasıl kuracaksın? Nasıl bir şey hayal ediyorsun daha çok? Ben işte 2007'de başladığımdan beri bu profesyonel hayata tiyatro yapmaya hep devam ettim. Galata Perform'dan sonra DOT'ta devam ettim. Orada oynarken televizyon işlerinde çalışmaya başladım. Televizyondan önce sinema filmlerinde iki tane filmim öyle başlamıştı. Böyle hayatım biraz bazı dönemlerde çok sıkışık, bazı dönemlerde de çok rahat bir şekilde. o da galiba mesleğin doğası biraz. Evet. Bazen böyle çok sakin. Mesela şu anda prova dönemindeyiz. Şimdi aynı zamanda ben bir dizide konuk oyuncu olarak oynuyorum. Bu haftayı nasıl geçireceğim onu düşünüyorum açıkçası. Çünkü premier haftası. Bunu Yeşim şu an yapıyor. Evet. Yani artık halkımızın karşısında yapacak bir şey yok. Sağ ol canım, idare ederiz falan de sonra. Ayağımızı halledersin. Bir şekilde karşılıklı anlayışla sevgiyle çözüyoruz. Çözdüğümüzü düşünüyorum. Bu haberi vermek için bugün gelişti de her şey. Şu anda öğrenmiş yani bulunuyoruz diye. Yani iş öyle bir iş ki. Nedir bu diziyle dizi nereden tiyatronun şeyi nedir? Şey gibi hissediyorum hani şey sinekli bakkal mahalli süpermarkete karşı şeklinde yani. Ya kendim bakkal gibi hissediyorum. Abi bize ne gelin bana şimdi. Benzetmeydi bu gerçekten ya. Süper Mario bakkala karşı. Ama herhalde bakkal
Kalır değil mi yani? Kalır. Biz de sokakta yetiştik, ona bakarsak yani. Marketler çağ atladı ama ya. Bakkallar da çağ atladı ama ya. Ben söyleyeyim. Bakkallarda evet çekildi. Bakkallar var ya. Tabii. Yani market şeyiyle, özentisiyle deler yapıyorlar. Yani bizim evet. Mesela mahallede var bir tane. Hani 30 santimetre kare ama şey yani öyle adım atamıyorsun. Ya bu, uzanamazsın. Hani var ama alamazsın çünkü yer yok. Uzanamazsın falan. Öyle çok şahane hareketler var yani. Hemen, eskiden bir de sepet atılırdı aşağıya. Neyse tabii. Artık. Neyse ne alakası. Şimdi oradan mahallelere, nerede mahalleler falan gideriz yani. Evet. Son mesajlarından Zin İmiz ve demlenmesini beklediğimiz çayımızla Onur Yıldız dinliyor, sizi izliyoruz demiş bir izleyicimiz. İltifatların ne zaman bu kadar afilli oldu ya? Hepsi şiir yani. Dağılmış okul bahçelerine benziyor yüzün. Vay vay. Hayır, biz burada kadınlar çok fazla ya. Biz size ya dediler mi sana arkadaşım, bana dediler yani bu kadar güzel, ne güzel laflar ya, yemin ediyorum. İyi bir şeymiş. Halkımız soruyor, Caner Bey neden başka bir televizyon programında, onu öyle söylemeyelim. Rahat değilken burada bu kadar ev hali samimiyetinde. O da sizden kaynaklı. Demişler. Ya ben aslında şeyi hala beceremiyorum. Canlı yayın, bir televizyona çıkma, bir programa çıkma. İşte bu programa çok alıştım. Belki de üçüncü ya da dördüncü olduğu için. Onun rahatlığı var aslında. Yoksa böyle bir kasılıyorum. Böyle bir... Bir de tabii televizyon programı algısıyla da ilgili. İster istemez hani orada herkesin formu, formatı, tarzı farklı. Aynen öyle. Çünkü Demir Spor demişler, en büyük sosyalist taraftar grubuna sahiptir. Çarşı gibi halkın vicdanıdır. Eyvallah. İyi geceler, iyi yayınlar. Çok keyifli bir sohbetiniz var. Severek izliyoruz. Bolca övgüyü hak ediyorsunuz. Ömrünüz nice olsun demişler. Hasan Açba, bu akşam çok keyifli bir program seyrediyorum. Teşekkürler. Konuklarınıza ayrı ayrı selamlar ve sevgiler. Başarılar daimi olsun. Başka bir izleyicimiz burada, Zeki Demir Kubuz, bizim Tarkovski'mizdir. İnsanlara eğlence vaat etmiyor, muğlaklık vaat ediyor der kendisi. Buraya dikkat demiş bir izleyicimiz. Süper Lig'e çıkacaksınızdır ve kalıcı olursunuz, biz inanıyoruz demişler. Oo, dilekler, temenniler. Bu arada Adana Spor çıktı. Onları da tebrik ediyorum. Onları tabii. Evet. Adana ile ilgiliyse evet. Hiçbirine es geçmiyoruz bu arada. Bazı memleketleri saydın ama böyle şeyleri çok güçlü. Adana'nın yani böyle çok çizgisi var yani. Siz neresiniz mesela? Benim biraz karışık. Babam Dersim'de, annem Tunceli, Rizeli. Enteresan bir karmamız seninki var. Seninki bayağı halkların buluşması, kardeşliği. Evet, yaşasın halkların kardeşliği diye aşık olmuşlar. Ve, benim karışık, evet. Ama sanki Rize biraz baskın. Sarışınlıktan mı öyle düşündüm acaba? Yani kızıl olduğu Dersim'de için öyle düşünülüyor ya. Ama Dersim'de yani de var. Yani Kürtler de evet çok sarışınlar ama Dersim'de ben çok şey yapmıyorum. Hayda. Yok artık o kadar da değildir herhalde. Valla sıcaktan hep böyle. Damda yandığımızdan tabii oldu ondan diyorsun. Yani. Ama şaka yapmıyorum hani... Hani doğulularda İklimde çok tabii var yani sarışın. Tabii. Benim çok arkadaşım var. Tabii. Asıl sarışın Kürtler. Serpil mesela, o da sarışındı bebekken. Gerçekten öyle. Harbiden ha, editörümüz. O da işte böyle çocukluk fotoğrafları var. Sapsarı yani. Bozo sarı derler yani sarışın olanlara doğuda. Asıl sarışın Kürtler diye de bir söylem var evet. O böyle çok söylenir gerçekten. Ama benim iki taraftan da herhalde bir yerden kırmızıyı bir yerden sarıyı alınca böyle kırmızı sarı bir şey olmuş. Buradan Galatasaray'a gideriz, gitmeyelim falan diye. Galatasaraylı olan var mı ortamda?
Yok, ne güzel. Dubai sen nereliydin? Galatasaraylılar babam, bir topu tuttuk. Benim annem babam İstanbul, annemin baba tarafı Edirne'den, Trakya'dan. Ama bu güzel Bulgar, diksiyon da Bulgar. Yalnız gerçekten. bir var efendim, o var yani, evet. Yani daha çok İstanbul, dede tarafı, baba tarafı İstanbul. Ama tabii baba tarafım çok çok eskiden Dağıstan'dan bu tarafa gelmiş. Anne tarafım da Bulgaristan'dan gelmiş. Böyle uzun uzun konuşuyor. Bu arada şiir isteyenler de vardı ama ben söylemeye cesaret edemedim. Çünkü klimadan ötürü dondu Hümayet. Şiir istesek hani böyle üstüne çayı da bitti zaten falan diye cesaret edemedim. İster mi bize bir şey okumak peki? Çok isterim ama şu an böyle ezbere pat diye yani biraz müsaade ederseniz bir yerlerden bulup okuyabilirim seve tamam. seve. Tamam. O zaman Serpil sen Hümayet Hanım'a telefonla yardım et. Biz son turu çevireceğiz çünkü programımızın da süresinde sonuna geliyoruz. Ötme Bülbül ile veda edeceğiz. Yani Onur onu söyleyelim dedik ama bir yerden de Büyük Baba'dan şey de çok sohbet ettik. Albümde onun da sesi var ya, o da duyulsun istedim bir an. Muhtemelen o izliyordur. Hangisi? Gel gel. O Nasip Olur Amasya'ya Varırsam diye bir türkü. Her yerde anonim bilinmesine rağmen aslında Büyük Babama ait bir türkü. Onun da olayı şöyle, Büyük Babam TRT izliyor sürekli. Ve hani o türkü çıktığı zaman altta şey yazıyor, anonim. Büyük Babam çok üzülüyor. Hani bu çok canını sıkan bir durum. Biz de bu albümle beraber dedim ki bu eserler Büyük Babama aitse onun üstüne kaydettirmeliyiz artık. Ve artık o da biliyor. Hani insanlar da biliyor. Benim işte albüm kapağında da ona ait olduğu yazıyor. Benim de içim rahat, onun da içi rahat. Ne kadar çok oluyormuş böyle şeyler ama ya. Evet, eskiden yani şey olayı da çok oluyormuş. Yani ben bir aşığım, bir eser yazıyorum ama sizin gidip bir büyük şehirde bunu tanıtma şansınız oluyor. Eser size ait görünüyor. Şimdiki gibi hakkı yok işte kim benim dese onun oluyormuş ki bilirsiniz türkü konusunda aynı melodi üzerinde 3-5 tane söz olur yani. Ve hepsi başka kişiye aittir. Eskiden böyle karmaşa varmış ama ya yıllar da geçse önemli değil. Bunu bugün onun olduğunu belirtmek bizim için çok önemliydi. Tabii. Şimdi kendi eserini albümde söyleyince de bir kıta dahi olsa o da biraz şey oldu hani geçmişten günümüze gibi oldu. Düzenlemeler biraz önceki gibi olunca sonradan ben bir karar değişikliği gösterip dedim ki son eser onun da sesinin olduğu eser olsun. Onu söyleyelim istiyorum müsaadenizle. Ne, tabii daha güzel olur. O zaman Hümay'ın eğer hazır ise şiirini dinleyip sonra Onur Yıldız'a veda edelim. Caner'den de şarkı istediler ama Caner'in gerçekten üçüncü konuklu bu sefer ona talep etmeyeceğim. Bir dahaki sefere diğerine. Kendi canı istediği tamam. anda verin mikrofonu diyecek. Öyle yapalım. Böyle son dakika siparişi yapmayalım ona da. O zaman Nazım Hikmet, Tahirli Zühre okuyayım size. Ve seyircilerimize. En sevdiğim gerçekten. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Hadi şimdi konuş. Ne olacak? Ağza sağlık Hümay. Vallahi. Nazım Hikmet'in dizelerine, yüreğine evet, sağlık. Aynen. Çok güzel bir kapanışı oldu. Tabii Onur'un türküsüyle veda edeceğiz. Çok teşekkür ederiz hepinize. Ayağınıza sağlık. Kapatırken sağ bir kez daha hatırlatıyoruz. Premier 21-22 Mayıs. Garaj İstanbul, Galata Perform, Yaşlı Çocuk. Ama sezonda da
Galata Perform'un diğer oyunlarını ve bu oyunu da izleyebileceksiniz. Onu da söyleyelim. Hani kaçırırsanız üzülmeyin. ama takip edin, gidin. Onu söyleyelim. Koriç'in de çeşitli illerden çokça mesaj geldi aslında bakarsanız. Zaten Caner'lerin de yönetmenin de bilgisi dahilinde. Hani Adana'dan, Mersin'den, bize de Antep'ten, Kocaeli'nden. Sahnelerle ilgili de galiba ya da salonlarla ilgili de görünen o ki biraz da seyirciye iş düşüyor. Hani talep mi edersiniz, belediyelere mi iletirsiniz, nasıl yaparsınız bilmiyorum ama görmek istiyorsanız şehre film gelsin diye sanırım biraz çabalamak lazım. Mesele oyuncu ve yönetmenden çıkmış durumda burada. Ama Kor İstanbul'da hala vizyonda seyredilebilir. Bu hafta da Arka Bahçe'nin sonuna geldik. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Konuklarımızı hafta içi sosyal medya hesaplarımızdan öğrenebilirsiniz. Ama misafir film ekibini ağırlayacağız gibi gözüküyor, bir aksilik olmazsa. Tamer Levent gelecek kesin. Diğerlerini hafta içi hesaplarımızdan takip edersiniz. Yeniden görüşmek üzere. Sanatla, güzellikle, barışla, mutlulukla, gerçek tam olmasa da bunları dileyerek, bunlar için çabalayarak kalın efendim. Onur Yıldız'la veda ediyoruz. Hoşçakalın. Denemeyeceğini düşünüyorum müzikte şu an olan şeyi. Çünkü bağımsız sahne, bağımsız müzik deniyor sıklıkla. Ama bağımsız müzisyen diye tabir edilen birçok isim, bir bakıyoruz hop böyle çok büyük bir şirketle anlaşmış. Bir anda bağımsız bir müzisyen olmaktan çıkıveriyor ki hiçbirimiz, ki ben hani başından beri bağımsız olmaya çalışıyorum. Sen masanın tam aslına geldin bari. Buydu, hep beraber evet. Orada birleşmiştik. Ama biz bir şeyin alternatifi olmak için değil, aslında olan bir şeyin de seçenek. Nasıl bulurum Asya varırsan, varırsan gider sayır haber getir pirimden. Kutlar Şahı Emdullah'ı da görsen gider sayır haber getir pirimden. Sırrı penahı.
Gören sayın haber getir primden. Ah gülüm gülüm canım 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 Elif'in ecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alaydım Ali'nin bahçesinde. Ah gülüm gülüm canım 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 Elif'in ecesi var Gündüzün gecesi var Firdevs'in alasında Ali'nin bahçesi var Amasya'da pirim kaldı yolumuz Giden sayın haber getir primden Ah gülüm gülüm canım 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 Elif'in ecesinden Gündüzün gecesinden Bir deste gül alaydım Ali'nin bahçesinde. Var Firdevs'in alasında Ali'nin bahçesi var.